Ellerine sağlık güzelim benim. Afiyet olsun canım. Hadi ben kaçtım. Dur bir dakika şu yeşillerden de at biraz ağzına. Hadi hadi hadi. Kahvaltıda ot sevmem ben. Ben bugün çok işim var. Dahi Fakat yengemle konuşacağım. Seyran'sı halledebiliyorsak halledeceğim. Ben yeni çizmeyi deneyeceğim. Yani o yüzden bugün koşturmalı bir gün. Kabul ederler mi peki? Vallahi kabul etsinler ya da etmesinler. Ben elimden geleni yaptım. Eğer ikna olmazsa gidip Seyran'la konuşsunlar. Yapacak bir şey yok. Hadi bay. Hadi hadi. Bir dakika dur dur. Nereye gidiyorsun? Al işte. Yine unuttun, yine unuttun, yine unuttun. Şu ilacını bir seferde sen hatırlasan mesela. He? Bir seferde sen düşünsen kendini. Olmaz mı? Hatırladım ki. Seni denedim beni unutacak mısın diye. Ha. Ama ben seni asla unutamam. Sen nereden buluyorsun bu lafları sen? Hadi git artık git. Hadi bakayım. Hadi canım hadi. Seyran, kabul ettim de. Hayır tabii ki Ferit de. İşim düştü sana. Buyur on. Ferit Korhan sizi dinliyor. Buyur on. Şimdi biz eve bakıyoruz da Sinan'la. Yani iki emlakçı gezdim ama böyle istediğim gibi bir evde çıkmadı karşıma. Bizi de evimizden çıkartmayacaksın değil mi Seyran? Ha? Yalımızı bize bırakacaksın yani. Bak istediğini çıkar ama bana dokanma. Ben odamda kalırım. Tamam mı? Hiç de rahatsızlık da vermem. Çatıdan girer çıkarım ha. Saçma sapan konuşma ya. Ya senin tanıdığın bir emlakçı vardı ya Ferit. Aa, şu abi. Hı, onun bana numarasını atar mısın? Şöyle yapalım. Seyran şöyle yapalım. Ben atölyedeyim. Sen atölyeye gel. Buradan Hüsnü abiyle buluşursunuz. Ben sizi bir tanıştırırım. Buradan beraber çıkarsınız eve bakmaya. Ne dersin? Ne yapacağım ben atölyede Ferit ya? Ya Hüsnü abinin ofisi buraya çok yakın. Gel işte ne olacak yani telefonlara eve bakmayacaksın değil mi? İyi tamam peki geliyorum. Bay. Gel sen gel ben senin bir güzel aklını alayım. Gel bakayım. Yine ne unuttun Ferit? Ne? Dede. Sen arını aileni unuttun. Ben ne yaptım dede? Yapma İlyas Bey, yazıktır. Yapma, yapma. Gözünü seveyim. Ben sana daha önce hiç vurdun mu kızım? Ha? Vurdun mu? Bilsem ki sana haksızlık ediyorum. Gözünden akacak bir damla yaş için bu elimi kendim keserim ama değil. Öyle değil. Ben yanlış bir şey yapmadım. Bir dinlesen. Dinledim ben seni. Haberlere düştüm. Sordum sana arkadaşım dedin. Tamam dedim. Ben diyarıma güvenirim. O yanlış bir şey yapmaz dedim. Yapmadım. Sen sarhoş bir adamı bu eve sokmadın mı? Gerçi Uşak'ın bu evden cenazesi çıkardı ama suç bizim kızımızda. Ben Ferit'i seviyorum dede. Ne sevgisi lan? Ha? Ne sevgisi? Kimi seviyormuşsun sen? İçki içen bir adamı mı seviyorsun? Ne öğrettim ben sana diyar? Ben sana ne söyledim? Ben sana bunca yıl bu kadar emeği boşuna mı verdim? İzin vermem. Sevemezsin. Ferit içkiyi bıraktı. Bırakmıştı yani. Hadi oradan. Bırakmışmış.
İhtiyar. Ben biricik kızımı, senin ananı bir ay yaş yüzünden toprağa verdim. Seni de vermeye niyetim yok. Duydun mu beni? Tamam kızım, tamam ya, tamam. Bak sen hep yalnız kaldın, ondan böyle değil mi yavrum ha? Bak biz geldik. Samsun'daki evi de kapadık bir süre. Toparlarsın kendini. Yalnızlıkla alakası yok. Ben Feriz'i seviyorum. Bak hala seviyorum diyor. Öyle mi gör, öyle mi gör İlyas Bey, yapma. Tövbe de Binnaz. Tövbe de. Ben birinizin daha ölüsünü görmemek için uğraşıyorum burada. Götür şunu odasına. Gözüm görmesin, elimden bir kaza çıkacak. Ah be diyarım, ah be kuzum. Niye rezil ettin kendini böyle? Ne rezil anneanne? Seviyorum onu ya. Şşş, yavaş. Duyacak deden be yavrum. Duyarsa duysun. Vurdu bana ya. İlk defa vurdu bana anneanne. Kaç yaşında o çocuk diyar? Öyle sarhoş sarhoş, tövbe tövbe. Sevmememe yok. Unutacaksın sen o çocuğu. Hadi uyu biraz. Hadi. Keşke uyuyunca geçse. Unut deyince de unutsam anneanne. Sen kendini bu kadar heder ediyorsun da. O da seni seviyor mu ki acaba? Ferit arıyor. Aç. Alo. Diyar. Neredesin sen ya? Nasıl toplantı bu? Evet, toplantı. Toplantı daha bitmedi. Müvekkil bırakmadı. Biraz uzun sürecek. Ya Diyar, ben Seyran'ı bir türlü ikna edemedim ya. Ne yapmalıyım sence? Anlıyorum. Anlıyorsun da yani. Yarın toplantı var ve ben ne yapacağım, nasıl halledeceğim hiç fikrim yok. Ya bir şey diyeceğim ya, toplantı çıkışına gelsen olur mu? Sana çok ihtiyacım var ya. Ferit, senin hiç kimseye ihtiyacın yok. Bunu bir anlasan. Demek o ya. Sen yanımdayken hayat daha kolay oluyor benim için. Benim sana her zaman ihtiyacım var. Ferit, ben... Ne olur. Gel bak, yoksa bu gece gözüme uyku girmez. Tamam. Binnaz! Tamam, benim kapatmam lazım. Ben geleceğim, tamam mı? Hadi arayacağım seni, bay bay. Sen yanımdayken hayat daha kolay oluyor. Sana her zaman ihtiyacım var dedi. Oy. Demek o da seviyor o kadar ha. Tamam, tamam kuzum. Ben dedeni yumuşatmana bir yol bulacağım. Anneanne. Kuzum, tamam yavrum benim. Tamam kuzum.